Merhaba, ben Özgür Doğan. Ben Dersim Spor'un hocasıyım, aynı zamanda başkanıyım. Dersim Spor geçen sene ligde ilk defa kuruldu. Kürt ve Türk Ligi'nde ilk defa lige katıldık ve başarılı sayılacak bir derecede kapattık geçen sene. Bu sene daha iddialıyız. İkinci maçımıza çıkıyoruz. İlk maçımızı aldık. Bu sene daha iddialıyız. Merhabalar, bize kendinizi ve takımınızı tanıtır mısınız? Merhaba, ben Sinan Gültan. Bizim takım Rivyon FC. Biz burada 93'ten beri Tilkireli Spor olarak kurulmuşuz. Bir 15 sene falan oynamadı böyle. 1-2 sene oynadık, 2-3 sene oynamadık falan filan. Şimdi bu takım 3. sezonunda ama yine sıfır bir takımdır yani. 23 yaşında mesela küçük çocuk, hepsi 23 yaşından küçük. Hiç böyle yaşlı oyuncumuz yok. Hepsi çocuklar için yapıyoruz şimdi bunları. Gençler oynasın. İşte biz onlar için burada geliyoruz her hafta. Bu yağmurun altında top oynayacağız artık. Yensek de yenilsek de. Yüzden fazla futbolcunun yer aldığı ligde oyuncular haftada bir kez antrenmanlarda, bir kez de sahalarda bir araya geliyor. Sizin için pazar günleri burada buluşmak ne tür faydaları var? Bir sürü arkadaşınızla bir araya geliyorsunuz. Sizin sosyal hayatınıza ne tür etkileri var? Sosyal hayatımızda işte gençlerle bir arada olduğumuz için spor yapıyoruz, sağlıklı kalmaya çalışıyoruz ve gençleri kötü şeylerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Merhabalar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, Sinan Armutlu. Tohum'da oynuyorum. Bugün maçı nasıl geçti? Yorucuydu, iyi mücadele ettik. Berabere kaldı. Rakip iyi mücadele etti. Biz de arkadaşlar elimizden geleni yaptık. Berabere kaldı. Önümüzdeki hafta artık maçımıza bakacağız. Maç nasıl geçti bugün? Maç 8-3 galip geldik. İyi. Peki her hafta burada toplanmak sizin için ne demek? Tabii bizim için burada her hafta toplanmak, özellikle Türk ve Kürt halkları için bir olmak, gelip futbol oynamak, sosyalleşmek, yani zamanımızı geçirmek. Amaçları sadece spor organizasyonu yapmak değil, gençlere dostluğu, paylaşımı ve kendine güveni kazandırmayı hedefleyen Türk-Kürt Futbol Federasyonu takımları içinde onlarca ulusa bağlı futbolcular da yan yana geliyor. Geçtiğimiz pazartesi Londra metro çalışanları işten çıkartmalara karşı 24 saatlik ikinci grevini gerçekleştirdi. Londra'da ulaşımın can damarı olan metroların çalışmaması nedeniyle tam bir kaos yaşandı. Londra Büyükşehir Belediyesi adına Londra metrosunu işleten London Underground'ın 800 metro çalışanının işine son vermek istemesi nedeniyle metro çalışanlarının bağlı bulunduğu RMT ve TSS sendikaları geçtiğimiz pazartesi günü bir günlük grev yaptı. One last thing, even the union that's not on strike today, the members of ASLEF have been absolutely heroic today, and they've not crossed picket lines because they know that they're standing up for themselves, their families and for working class people in general. London Underground, istasyonlarda çalışan 800 çalışanının işine son vermeyi, bilet satış gişelerinin çalışma saatlerini 7500 saat düşürmeyi, 2 haftada bir yapılan tren bakımını 4 haftada bire çıkarmayı ve makinistlerin sayısını azaltmayı planlıyor. London Underground'ın bu planlarla metro çalışanlarının ve yolcuların güvenliğini tehlikeye sokacağını ve üyelerinin işten çıkartılmasını kabul etmeyeceğini belirten RMT ve TSS sendikaları, son 8 aydır sürdürülen görüşmeler neticesinde bir sonuç alınamaması nedeniyle her ay 24 saat greve gitme kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda ilki Eylül ayında yapılan grevin ikincisi 4 Ekim pazartesi günü gerçekleşti. 12 hattı bulunan Londra metrosu her gün yaklaşık olarak 4 milyon yolcu taşıyor. 12 hattın 11'inde etkili olan grevin etkisi sadece metroda değil, karayollarında da hissedildi. Sabah saatlerinde kilitlenen trafikten dolayı binlerce kişi ne işe ne de okula gidemedi. Grev günü Konservatif Parti'nin Birmingham'da başlayan konferansında konuşan Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Johnson, grev nedeniyle sendika yönetimini Londra'yı rehin almak ve koalisyon hükümetine karşı politika yapmakla suçladı. Sendika adına bir açıklama yapan RMT Genel Sekreteri Bob Crowe,
Boris Johnson'ın kaçak dövüşmeyi bırakıp masaya oturmasını ve Londra Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı döneminde Londra metrosunda hiçbir çalışanın işine son vermeyeceği sözünü yerine getirmesini talep etti. Başbakan David Cameron'a bir mektup yazan RMT grevlere son verilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Johnson'ın bir an önce kendileriyle masaya oturması gerektiğini belirtti. Bir anlaşma sağlanana kadar 24 saatlik grevler her ay devam edecek. Londra'nın en işlek metrolarından biri olan Finsbury Park istasyonunda ziyaret ettiğimiz grev yeri, RMT Sendikası Bölge Örgütlenme Sendikası Steve Hadley ile greve ilişkin yaptığımız röportaj geliyor şimdi ekranlarınıza. Bu son iki ay içerisinde yaptığınız ikinci grev. Neden grevdesiniz? London Underground ve Belediye Başkanı Boris Johnson 800 kişinin işine son vermek istiyor. Öyle görülüyor ki 800 iş kaybı ilk saldırı olacak. Önümüzdeki ay bütçenin gözden geçirilmesinden sonra %25 oranında kesinti yapılacak. Bu grevi ulaşımı ve toplumu korumak için yapıyoruz. Mücadele giderek yaygınlaşacak çünkü kamu harcamalarındaki kesintiler her kesimi vuracak. Bütçenin gözden geçirilmesinden sonra bütün kesimlere de %25 ila 40 arasında bütçe kesintisi yapılacak. Bu nedenle bu grev kesintilere karşı mücadelenin bir başlangıcı. Bu kesintiler sadece size yönelik bir tehdit mi, yoksa bu kesintiler halkı da tehdit ediyor mu? Bu halka yönelik bir tehdit. Başta NHS, itfaiye, sivil hizmet, hatta polis gibi bütün kamu kesimlerinde %25 ile %40 arasında kesinti olacak. Sıradan halk kesimlerini zor günler bekliyor. Kitlesel işsizlik yaşanacak, istasyonların güvenliği ortadan kalkacak. Bütün bunlar için şimdiden bir şeyler yapmak lazım. Greve katılım nasıl? Katılım mükemmel. RMT ve TSS %100 güç kazanmış durumda. Bizim sendikamıza üye olmayan ASSEF üyeleri de grevimizi desteklemek için iş bıraktı. Onları tebrik ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu RMT ve TSS'in birlikte yaptığı bir eylem mi? Evet, bu her iki sendikanın ortak greviydi. Belirttiğim gibi ASSEF üyesi tren sürücüleri de bizi desteklemek için iş bıraktı. Onları tebrik ediyorum. Boris Johnson, grevi koalisyon hükümetine karşı yapılmış bir politik eylem olarak gördüğünü ve RMT'nin masaya oturmaya yanaşmadığını açıkladı. Bu doğru mu? Boris Johnson bir yalancıdır. Size şunu gösterebilir miyim? Boris Johnson seçimler öncesinde bir imza kampanyasına destek verdi ve imzaladı. Johnson'ın London Underground'da işçi çıkarma planlarını iptal etme çağrısında bulundu. Ama şimdi bu imzanın arkasında durmuyor ve işten çıkarmaları destekliyor. Biz Boris Johnson'ın seçimler zamanında verdiği sözü tutmasını talep ediyoruz. Son olarak bir mesajınız var mı? Bütün herkese ve işçilere sesleniyorum. Şimdi sendikalarda örgütlenme zamanı. Önümüzdeki ay kesintiler başladığında sizler de grevde olacaksınız. Bizim sizin desteğinize ve sizin de bizim desteğimize ihtiyacınız olacak.